Bizim mücadelemiz o cumhuriyetin eksik olan yanlarını aşıp onu özgürlükçü, eşitlikçi bir cumhuriyete taşıma mücadelesiydi. Yani bizim İslamcılarla ayrıştığımız nokta, onlar cumhuriyeti bir sapma olarak görüyor, biz bir ileri kazanım olarak görüyoruz. Aramızdaki esas ve çok köklü bir fark bu. O yüzden cumhuriyetle hesaplaşma veya cumhuriyete dair eleştirilerimizi İslamcılarla özdeşleştiren ve İslamcılarla aynı kaba koyan bir yaklaşımın içerisinde hiçbir zaman olmadık, olmamak da gerekiyor. Bunu İslamcılarla aynı kabın içerisinde yapmaya çalışan maalesef arkadaşlar oldu ama onlar da bunun bir tarihsel yanılgı olduğunu hemen hemen bir kısmı en azından görmüştür, görmüş olduğunu düşünüyoruz. Yani burayı şöyle toparlayalım. Laiklik meselesi, siyasal İslamcılık ve hesaplaşma konusunda en önemli kavramlardan biridir. Bunun içini yeniden doldurmamız lazım. Belki bu konuda arkadaşlar değişik fikirler ortaya koyabilirler. İkinci bölüm, oraya da değinelim. İkinci bölüm, düzen krizi dediğimiz bölüm. Şimdi bugünün ben burada çeşitli siyasi çalışmalarda yer alan insanlarımız var. Türkiye solunda şu kavramları çok duymuşuzdur ve bu kavramlar etrafında çok ayrılık da olmuştur. Baş çelişki ne, temel çelişki ne? Şimdi buradan baktığında baş çelişki, bugünün baş çelişkisi, aktüel çelişki, güncel çelişki bu siyasal İslamcı rejimle hesaplaşmaktır. Yani bunu öne almaktır. Bunu öne almak bizim açımızdan önemli. Bugünün devrimci görevi budur. Ha, diğeri temel çelişki, emek sermaye çelişkisidir. İşte mültecilik sorunu yaşıyoruz. O bir sistem sorunudur esasen. Sadece savaş sorunu değil. Emperyalist, kapitalist sistem, bu sistemin güçlü devletleri, güçlü kesimleri, zenginleri, sermayedarları dünyayı öyle bir hale getiriyorlar ki Berlin Duvarı'nın yıkılmasına metiyeler düzüyorlar ama bütün dünyayı duvarlarla ördüler. Yani Avrupa Birliği de öyle bir şey. Yani biz zenginliğimiz bizim içimizde kalsın ama yoksullar bunun içerisine girmesin, buradan ekmek yemesin. O yüzden biz yoksullara, ezilenlere karşı duvarlarla kendi zenginliğimizi koruyalım anlayışı. Zaten mültecilik, göçmenlik olgusunu yaratan sizsiniz zaten. Sizin uyguladığınız bu savaş politikaları, sizin uyguladığınız bu sömürü politikaları. Şimdi burada temel çelişki, düzen krizindeki çelişki, emek sermaye çelişkisi. Ve burada görüyorsunuz mesela, Türkiye toplumunun şu an en çok konuştuğu, gündelik hayatının bir parçası yaptığı en temel mesele işsizlik. Türkiye'de işsizlik her zaman oldu. Fakat işsizliğin bu kadar yaygın konuşulduğu, bu kadar yaygın tartışıldığı, bu kadar yaygın yakıcı bir sorun haline geldiği ve insanların kendini yaktığı, intihar ettiği, protesto ettiği bir olgu haline ilk kez bu düzeyde, bu dönemlerde rastlıyoruz doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi burada işsizlik meselesi, özelleştirme meselesi konusunda şu noktaya getirmek gerekiyor. Bugün dünyadaki ekonomik krizin ve Türkiye'deki ekonomik krizin arka planında özelleştirme politikaları, yani özelleştirmecilik bu krizi aynı zamanda yarattı bir yerden baktığımızda. Ve bu krize karşı bizim yapmamız gereken, bu AKP'nin temsil ettiği, AKP siyasal İslamcı parti olduğu kadar neo-piyasacı bir parti, radikal piyasacı bir parti, paracı parti, büyük balık küçük balığı yesin buna inanan bir parti, altta kalanın canının çıkması gerekliliğine inanan bir parti ve bunları kadercilikle de izah eden, şükürcülükle de örtmeye çalışan bir parti doğrusunu söylemek gerekirse ve bu niteliğiyle özelleştirme konusunda kamu kaynaklarının yağmalanmasına dayanan bir süreç izledik. Yani kamuyu tahrip ettiler. Kamu diye bir şey kalmadı Türkiye'de. Kamu hepimize ait olandır. Yani devletleştirmenin, özelleştirmenin dışında bir kavramdır. Daha geniş bir kavramdır. Mesela bu kamu çıkarı diye bir şey kalmadı. HES'ler, sularımız, yaylalarımız, ovalarımız, fabrikalarımız, tarlalarımız. Yani bize ait işte en son Gezi isyanında o bizim müşterekimiz, ortak nefes aldığımız İstanbul'un son oksijen yeri, merkezi. Bütün buralara saldıran, buralara piyasalaştıran, piyasaya açan, özelleştiren, özel çıkara açan
bir parti olarak kamuoyu yağmaladı. Şimdi sol bir siyaset ve sol partinin yapması gereken burada laikliğin yanı sıra aynı zamanda kamuculuğu yeniden esas almalıyız biz. Kamuculuk yeniden demeliyiz. Kamuculuğu bu Türkiye toplumunun yeniden gündemi yapmalıyız. Özelleştirilen bütün kamu kurumlarının tekrar kamuya verilmesini talep etmeliyiz ve özel çıkara karşı toplumsal çıkarı esas alan bir politikayı öne koymalıyız. Yani sol partinin dayandığı ve önümüzdeki dönem geliştirmeye çalıştığı iki başlıktan biri laiklikse diğeri kamuculuk, yani ekonomi politikaları manasında kamuculuk, laiklik bir aydınlanma perspektifini içeriyor. Üçüncü başlık bağımsızlık olgusu. Bu da çok önemli bir olgu. Çünkü bugün krizin göründüğü iki olgu var. Bir ekonomik kriz, bir de Suriye, yani dış politika krizi. Açılışta biraz değinmeye çalıştım. Çok fazla o mevzuya girmeyelim. Ama şunu her yerde söyleyelim. Arkadaşlar, bunun vatan savunmasıyla bir ilgisi olmadığı son derece net. Çünkü biz adamların vatanını zaten tarumar etmek için ABD emperyalizminin onayıyla 2011'de büyük yanlışlar yaptık. Büyük bir yanlış politika uyguladık. Ve komşu rejimini değiştirmek için Türkiye'nin dış politikasını bütünüyle değiştiren bir siyaseti, çünkü pasif siyaset olarak görüldü AKP onu. Aktif siyaset ne? Komşunun rejimini değiştirme. Komşunun rejimi ne? İşte orada Müslüman kardeşler iktidar dışında işte belirli bir kesim yönetiyor. Tamam, bu Suriye halkının meselesi. Yani Suriye halkının kendi kaderini nasıl belirleyeceği ona ait bir şeydir. Yani siz dışarıdan müdahale yaparak komşunuzun rejimini, komşunuzun hayatını benimsemeyi düşünün. Yani bir komşuyla berabersiniz, komşunuzun hayat tarzı sizi şey yapmıyor ve siz onun hayat tarzına müdahale ederek, bu olabilecek olan bir şey değil. Yani şimdi biraz şöyle düşünelim, otoriterlik, despotluk, şimdi Esad da var, tamam, biz de Erdoğan'ı despot olarak görüyoruz, işte diktatöryal eğilimler içerisinde görüyoruz, baskıcı olarak görüyoruz. Şimdi bunu gerekçe yaparak ABD veya Rusya veya herhangi bir ülke gelse dese ki, kardeşim sen bu ülkeni böyle yapıyorsun, ben seni devireceğim. Şimdi biz bunlardan rahatsız olan güçler olarak, çünkü bu başka bir mesele. Yani ben şimdi bu AKP iktidarının gitmesini savunuyoruz hepimiz. Ama gitmesi var, gitmesi var. Şimdi bunlar gidecek diye gelsin benim ülkemi birileri işgal etmeye kalksa, ben ne yaparım? Erdoğan'la kavgamı bir tarafa koyarım. Bu işgali yaratan güçlerle mücadele ederim. Benim Erdoğan'la hesabım başka bir hesap. Yani bu ülkenin kendisi içinde olan bir hesap. Yani ben gidip el alemin gücüyle burada Erdoğan'ı devirmenin hesaplarını yapmam. Ama Türkiye tam Suriye'de bunu yaptı zaten. Bunu yaptığı için Türkiye bu bataklığın içerisine girdi. ABD ile, Katar'la, Suudi Arabistan'la, Umman'la sözüm ona Suriye'yi demokratikleştirecek. Bir de yanına aldığı güçlere bak. Ne yaptılar? Emevi Camii'nde namaz kılacağız. Direndi Esad. Halk direndi. Çünkü Esad söylenildiği gibi çeşitli toplumsal kesimleri yanında tutabilen bir çizgiye sahip. Bir Irak olmadığı ortaya çıktı. Ve sonuç itibariyle ABD'nin ipiyle Türkiye kuyuya girdi. Büyük bir çıkmaza girdi ve sonra ne oldu? Krizden Rusya'nın ipiyle bu kez Türkiye 2015'te çıktı. Çünkü ABD artık Esad'ı devirme projesinden vazgeçti. Çünkü Libya'da büyükelçisinin başını kestikten sonra, ya ABD ben düşündüm, ben ne yapıyorum dedi. Ne için uğraşıyorum dedi bu siyasal İslamcı kesimlerle. Ve orada bir şey koydu. Frene bastı. Ama Türkiye tam gaz devam etti. Rusya yanına alarak Rusya'nın eliyle oradan çıktı. Fakat sonuç itibariyle bu hevesinden, bu siyasal İslamcı hegemonya kurma, kendi çizgisine uygun rejimleri ihraç etme, bu konuda savaşı göze alabilme, bu konuda eski Osmanlı'nın kaybettiği alanlarda Osmanlıcılığı yeniden diriltme sevdasından vazgeçmiş değil. İşte bizim İdlib'de yaşadığımız mesele bundan ibaret. Yani bu bir ideolojik, bir sayıkla yapılan bir savaş. Yani bugün Türkiye halkının bu savaştan herhangi bir çıkarı yok. Ve en doğru siyaset
en doğru siyaset Suriye'deki savaşı sona erdirerek Suriye hükümetinin toprak güvenliğini, sınır güvenliğini sağlamasını yaratacak koşulları sağlamak. O yüzden bütün yabancı güçlerin Suriye topraklarından çekilmesi ve Suriye halkının kendi kaderini kendisinin belirlemesi ihtiyacı içerisindeyiz. Bu bizim solun, sol partinin, sosyalistlerin temel ilkesidir. Yani biz işgallere karşıyız. Suriye'ye dönük bir işgal politikası var. Yani bu Esad'dan bağımsız. Yani biz şimdi bakın tarihimize Saddam'ı benimsemedik ama Irak'ın işgaline karşı çıktık. Biz Saddamcı olmadık İran'ın işgaline karşı çıktık diye. Veya Taliban'ı benimsemedik hiçbir zaman ama Afganistan işgaline de karşı çıktık. Şimdi Esad'ın politikasını biz benimsemiyoruz elbette. İzlediği politikalar orada daha önce ama biz Suriye'nin işgal edilmesine karşı çıktık. Emperyalist müdahalelere karşı çıktık. Burada da müdahaleye karşı çıkıyoruz. Bilincimiz, yüreğimizde vicdanımız şunu söylüyor. Bizim Suriye'de akıtacak kanımız yok. İdlib'de akıtacak kanımız yok. Doğal olarak bu hale geldiyse Suriye, Türkiye bu aynı zamanda bu Suriye'nin bu hale gelmesinin sorumlusudur. Buradan vazgeçmesi lazım. Türkiye kendi sınırlarına çekilmesi lazım. Ve Suriye'den çekilmesi lazım. Kendi sınırlarının güvenliğiyle kendini tesis etmesi lazım. Çünkü şu politikayı savunan her politik aktör o ülkenin başını belaya sokmuştur. O laf şudur. Yani tek tek tarihte isim saymak istemiyorum. O laf şudur. Bizim ülkemizin sınırları bizim ülkemizin dışında başlar demeye